Herkese merhabalar. Spor Talks'a hoş geldiniz. Spor dünyasında gelişen son bir haftadaki gelişmeleri Ceyhun Kubur ile birlikte sizlerle değerlendireceğiz. Ceyhun abi nasılsın? Teşekkürler İmam, sağ ol. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Abi istersen olimpiyatlarla başlayalım. İlk müjdeyi biz Filenin Sultanları'ndan aldık. Çeyrek final garantilendi. Biz yayında olduğumuz esnada Rusya ile de karşılaşma devam ediyor. Kadınlarımız, kızlarımız bizim madalya yolunda ilerler mi? Ne düşünüyorsun performansı? Şöyle İmam, yani ilk Çin galibiyeti bizi çok böyle ayrı bir noktaya getirmişti, ayrı bir noktaya taşımıştı. Çünkü Çin son olimpiyat şampiyonuydu biliyorsun ve 3-0 set vermeden kazandık. Daha sonra şanssız galibiyetler oldu ve işte Arjantin 3-0 yenerek çeyrek finali garantiledi milli takım. Bugün de ikincilik mücadelesi veriyor işin aslı. İşte Rusya ile oynuyorlar ve gerçekten de çok inanılmaz bir mücadele oluyor. İşte 7 sayı geriden geldiler ve ikinci seti almak üzereler, kazanmak üzereler. Zaten yayın içerisinde biz de konuşmaya devam ederiz. Yani madalya artık çok uzak değil voleybol için, Filenin Sultanları için. Biz umuyoruz inşallah çok da böyle büyük bir madalya olur. Ama yine de bu bile çok çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Tarihimizde ilk defa gruplardan çıkıyoruz, çeyrek finale kalıyoruz. Bu gerçekten büyük bir adım. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Yani Çin'e son olimpiyat şampiyonuna karşı 3-0'lık ezici bir galibiyet tabii ki müthiş bir umut verdi. Aynı şekilde dünyanın diğer önemli takımı ABD'ye karşı da 3-2'lik bir mağlubiyet vardı ama kazanmış kadar iyi oynadılar. ABD'den ilk defa set alan ilk ülke olduk. Tabii bu başarı anlamında nedenle yorumlanabilir bilmiyorum ama Çin ve ABD'ye karşı gösterilen mücadele madalya yolunda Türk halkına biraz umut veriyor. Umarız bu şekilde devam eder ama tabii ki burada nasıl? Galip de gelebilirdik Amerika'ya. Tabii tabii kesinlikle öyle ama şu anda işte bu Rusya maçının skoru çok önemli. Sıralamaya göre nasıl ilerleyeceğimize yönelik bir yol haritası da çıkacak. İlk etapta zorlu bir karşılaşma yerine daha dişimize göre bir rakiple eşleşebilirsek bu madalya için de büyük bir adım olur. Buradan da şeye bağlayalım istersen. Mete Gazoz okçulukta ilk altın madalyayı getirdi Türkiye'ye. 5. branş oldu yanılmıyorsam bu altın madalya kazandığımız. Ve o klasikleşen hareketiyle tüm dünyaya artık bir Mete Gazoz var diye gösterdi. Yani 2016 yılında aslında sinyallerini vermişti Mete Gazoz bu olimpiyatlarda. Dedi ki yani bir sonraki olimpiyatlarda altın madalya için mücadele edeceğim dedi ve kazanacağım dedi. Burada da mesela işte şeyi söylüyordu, verdiği sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum diyordu. Tabii. Gerçekten de 2016 yılında verdiği bir söz vardı ve onu tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyordu Mete Gazoz. Tabii hiçbir başarı tesadüf değil, hiçbir başarı yani böyle İşte bugünden yarına öğrendim de yapayımla alakalı bir durum değil. Bunu bize bir kez daha özetledi Mete. Yani 3 yaşından 12 yaşına kadar aldığı eğitim, işte basketboldan tut yüzmeye, piyanodan tut resime kadar birçok eğitim aldı Mete Gazoz. Ve bunları alırken de gerçekten de babası sayesinde tabii birçok şey gerçekleşti. O da hep arkasındaydı. Nasıl eğitimden geçmesi gerektiğini biliyordu. Ama yani işte omuzların gelişimi için yüzme kursuna gidiyor. Dikkat için resim kursuna gidiyor. Parmakların koordinasyonu için piyano kursuna gidiyor. Bunlar gerçekten de çok ama çok önemli. Ve bir başarının böyle tesadüf olmadığını gösteren ve kanıtlayan nitelikte olan şeyler. Ve bizim de bu sene madalya aldık. Olimpiyatlarda ilk altın madalyamızı getirdi Mete Gazoz. Bizim için çok önemli bir gurur. Biz çünkü eskiden belli branşlarda altın madalya alabiliyorduk. İşte güreş, boks gibi, halter gibi branşlarda alabiliyorduk. Ama ilk defa okçulukta Türkiye'ye altın madalyayı kazandırmayı başardı. Evet, bu olimpiyat ekonomisiyle ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani ülkelerini kazandırır. Genelde biraz marka değeri olan bir organizasyon. Diğer organizasyonlara göre maddi değer çok ön planda olmuyor ama. Ya şöyle söyleyeyim İmam. Baktığında dünyada ekonomik anlamda en değerli spor organizasyonlarına bakınca ilk 5'te işte Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Dünya Futbol Şampiyonası, Formula 1, işte Wimbledon Tenis Turnuvası gibi şeyleri görürüz. Olimpiyatlar biraz daha altlarda kalır. Ekonomik anlamda yarattığı değer bakımından düşünecek olursak. Ama şöyle bir şey, seyircisiz olması çok acı. Yani en acı olan şey o. Çünkü böylesine devasal bir organizasyon
Öyleyse büyük bir organizasyon, büyük yatırımların yapıldığı bir organizasyon. İşte Japonya kaç 7-8 milyar dolar para harcadı sadece olimpiyatlar için. Ama Japonların da şöyle bir güzelliği var. Olimpiat köyleri hep tartışılır, hep konuşulur İmam. Mesela Japonlar öyle bir olimpiyat köyü inşa etti ki sökülebilir olimpiyat köyü inşa etti. Yani işte olimpiyatlar bittikten sonra o ıssız kente dönüşmüş görüntüler artık yaşanmıyor. İşte Yunanistan'da yaşandı en son örneklerinden birisi. Gerçekten de kabus gibiydi. Yani hiç yapmayın daha iyi. Olimpiyatların dünyaya zararı varmış gibi görünüyordu. İnşallah bundan sonraki bütün olimpiyatlarda hangi ülkede düzenlenirse düzenlensin sökülebilir olimpiyat köyleri inşa edilir. İşte tamamıyla ahşaptan yaptı mesela Japonlar olimpiyat köylerini ve istedikleri zaman bunu söküp başka bir yere taşıyabiliyorlar veya başka bir şey yapabiliyorlar. Hiçbir zaman ıssız bir kent görüntüsü oluşmayacak Japonya'da. Bu çok ama çok önemli bir nokta. Tabii ki de Japonlar beklediği turizm gelirinden de maalesef mahrum bir şekilde ilerleyecekler. Çok zordu, çok büyük riskler barındırıyordu ama Japonlar yine de bunu yapmayı kabul ettiler ve düzenlediler. İşte Avrupa'da futbol şampiyonasını izledik. Yine tribünler doluydu aslında yani. Pandeminin etkisine rağmen, hala geçmemiş olmasına rağmen tribünler doluydu ama Japonlar bu konuda çok hassaslar. Öyle uygulamalar geliştirmişler ki sporcular antrenman tesisleri ve otel dışına çıkamıyorlar o uygulamalar sayesinde. Kimseyi aslında o antrenman ve otel dışına bırakmıyor Japonlar. Çok çok dikkatli davranıyorlar, çok detaylı davranıyorlar. Seyircisi olması tabii ki de kötü ama olimpiyat heyecanı her zaman bir başka oluyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. İstersen buradan biraz bizim Süper Lig kulüplerine geçelim. Beşiktaş'ta başlayalım. Yani Rozier'e kavuştu Beşiktaş. Geçen programda belirtmiştik Ali Teşarı'nın da Beşiktaş'a gelmesi gündemde diye. Onunla da %95 oranında anlaşıldı. Bu hafta içi gelmesi bekleniyor. Gezal'la anlaşıldı. Kulübüyle son pürüzler giderilmeye çalışıyor. Beşiktaş herhalde istediği transferleri lig başlamadan %90 oranında bitirmiş olacak. Ne diyorsun? Yani şöyle Beşiktaş'ın eğer Gezal'ın da geldiğini düşünürsek zaten tek takviye yapmaya çalıştığı yer artık bundan sonra forvet hattı olacak. Çünkü orada Aboubakar'ın yokluğunu doldurması gerekiyor ki Aboubakar varken bile bir oyuncuya ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Şimdi iki oyuncuya ihtiyacı var orada. Bir tane gerçekten güçlü pivot hep ilk 11 oynayacak. Yani 30 maçı çıkartabilecek bir santrafor lazım Beşiktaş'a. Sergen Hoca da aslında attığı golden çok performansı ve düzenine bakıyor oyuncunun. Hulk'u da mesela Beşiktaş'ı istemesinin en büyük nedenlerinden birisi buydu Sergen Yalçın'ın. Çünkü devamlılık arz etmesi gerekiyor. 30 tane maç oynayacak minimum bu oyuncu bir sezon içerisinde. Sakatlıklar da olacak. Bir de şimdi Şampiyonlar Ligi geliyor. Çok çok zor Beşiktaş adına. Çünkü dediğim gibi yani artık öyle bir maç trafiğine girecek ki siyah beyazlılar. Evet lige geç başlıyor. Bunun bir avantajı var ama bir yandan da arka arkaya yani haftada 3 maç oynayacağı dönemler olacak Beşiktaş'ın. Yani 10 günde 3 maç yapacağı dönemler olacak. Bunlar tabii ki de birazcık siyah beyazları zorlayacak. Sergen Hoca da bunun planlamasını çok ciddi şekilde yaptığını düşünüyorum. Bana göre en hazır takımlardan birisi olarak Trabzonspor geliyor. Trabzonspor da çok ciddi transferler yapıyor. Transfer hamleleri gerçekleştiriyor. Bir yandan da yerli oyuncuyu da düşünüyor. Ya yerli oyuncu konusunda da şöyle İmam. İyi oldu Yani açtı. şunu görüyoruz. Abi bakıyorsun İsmail Köybaşı yani 5 milyon lira sözleşme imzalıyor 32 yaşında. Artık bitmiş denilen İsmail Köybaşı. 3 sezonluk bir anlaşma imzalıyor. 18-20 Doruka. milyon TL değerinde. Dorukhan 70 milyon TL'lik bir anlaşma imza attı. Şimdi bonservis parası verilmiyor gibi görünüyor ama imza paraları zaten İmza yediler. parası var, evet. Yani Tarık Çamdal'ın Galatasaray'a maliyetiyle bugün Dorukhan'ın Trabzonspor'un maliyeti arasında emin ol Ya o ben... günkü kurları karşılaştırdığında çok büyük bir fark yok. Yok Yani yok. hani ya bunlar yaşanmış bir daha yaşanıyor ve bir Evet. daha yaşanacak. Tecrübeden ders alınmıyor. Şimdi şurası var Dorukhan'la ilgili. Beşiktaş 1,5 yıldır masada oturuyor ve 7 milyon TL'den yıllık garanti ücretten kabul edersen buyur diyorlar. Dorukhan da Avrupa'yı düşünüyor, daha iyi rakamlar düşünüyor, kariyeri için bir şeyler düşünüyor ama gün sonunda Beşiktaş'ın teklifini reddedip Trabzon'a imza atması da biraz kariyer planlaması açısından ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. Çalıştığı menajerle dahil. Yani şöyleyim ama bu işler hep menajer şeyleridir. Yani menajerlik başarılarıdır ve maalesef Dorukhan'da bir menajer başarısızlığı söz konusu bence. Kesinlikle. Çünkü
Dorukhan İtalya'ya çok arzuluyordu. İtalya'da bir takımla anlaşmak üzereydi ama olmadı. Anlaşmadan vazgeçildi. Günün sonunda da baktığınızda şimdi Dorukhan Trabzonspor'la anlaşmış durumda ama anlaşmanın değeri 70 milyon TL'ye yakın. Yani böyle bir rakam yok. Gerçekten yok yani. 70 milyon TL. Evet, siz bunu 3 sezonda vereceksiniz belki. Belki 4 sezonda vereceksiniz ama çok büyük rakamlar bunlar. Yani şimdi işte İsmail Köybaşı'nı konuşuyoruz. 30, 33 yaşında İsmail. İsmail 33 yaşında 20 milyon liralık sözleşme imzalıyor. Hadi bu yaptı, sözleşme yaptığı takım Rizespor, Kasımpaşa, işte ne bileyim ligin yeni takımlarından bir takım değil yani. Trabzonspor'la anlaşıyorsunuz ama mecburiyetten anlaşılıyor. Ahmet Ağoğlu da söyledi zaten bunu imza töreninde İsmail'e. Diyor ki yerli oyuncu statüsünden geliyorsun bize diyor. Yani bu çok saçma bir düzen ya. Yani yazık. Başka bir şey yok. Çünkü Türkiye'de sol ayaklı sol beki bırak sol ayaklı oyuncu olmadığı için birazcık da İsmail Köybaşı'na bu kadar değer veriliyor. İşte Fenerbahçe'de oldu, yaptı, gitti, olmadı. Beşiktaş'ta bir sezon geldi, gitti gene olmadı. Baktım işte Anadolu takımlarında oynadı. Yani artık herhalde önümüzdeki sene biz İsmail Köybaşı'nın adını unutacakken Trabzonspor'la tarihi bir anlaşma imza attı. Onunki de menajerlik başarısı bence. Kesinlikle katılıyorum. Hatta geçen programda İsmail Köybaşı'nın transferinden sonra da değinmiştik. Bu yapıyla daha çok tanık olacağız oyuncuların ciddi rakam, Tamam. astronomik rakamlarla. Şunu görüyoruz. 30'lu yaşlardaki futbolcuların değeri TL bazında yani TL alan futbolcuların de Türk futbolcuların değeri 5 milyon TL gibi bir rakama çıkmış durumda. Yani 30'larındaki yerli oyuncuların yıllık garanti ücreti bu. Biraz daha gençler 25 yaş civarındaki yerli futbolcuların yıllık garanti ücreti 9-10 milyon TL'lere çıktı. Ya bu gerçekten de büyük rakam. Şimdi bu mesela Dorukhan adına söylüyorum. Dorukhan Avrupa'da tutturamasaydı Türkiye'de hiçbir takımla anlaşamazdı. Ben yani çok net yani Trabzonspor'la anlaşamazdı bu paraları. Çünkü Trabzon'un Kesinlikle. yerli bir oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin en önemli avantajlarından birisi kalecileri yerli. En önemli avantajlarından birisi. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey ki artık bir tek Galatasaray yerli kaleciyle oynuyor neredeyse. Birkaç tane de Anadolu takımında yerli kaleciyi görüyoruz. Biz göreceğiz gibi. Bu konuda artık kimsenin şeyi kalmadı. Kaleler yerli olacak büyük ihtimal. Defansta da bir iki tane yerli oyuncuyla mücadele edilecek. Ama ileri hatlar işte orta saha, yaratıcı oyuncu, pivot santrafor alanları maalesef yabancı oyunculara kalacak. Aslında çok da böyle işte yerli mi yabancı mı sınırlı tartışmaları bitecek gibi de durmuyor. İşte Galatasaray'ın PSV'den aldığı sonucu söylüyor herkes. Ya arkadaş bugün PSV'nin karşısına hangi Türk takımı çıksa aynı sonucu yaşayacaktı. Beşiktaş da çıksa, Fenerbahçe de çıksa, Trabzonspor da çıksa emin ol aynı sonucu yaşayacaktı. Ya Bak emin. sonuçtan kastın skor değil herhalde, yani her türlü elenirdi demek istiyorsun galiba. Ya tabii ki de canım yani skorda bir şey yok ki. Daha 5 yemişsin, ha 3 yemişsin, ha 2 yemişsin. O önemli değil. Yani hangi Türk takımı çıksa iki maçta da mağluptu. Ben sana söyleyeyim. Berabere bile kalamazdı. Bak bu kadar da net söylüyorum. Yani artık bizim tamamen öyle bir dağıldı ki yani öyle bir dağıldı ki takımlar ne bizim için artık Şampiyonlar Ligi hayal, bizim için artık UEFA Avrupa Ligi şampiyon olan takımın gideceği bir lig, Konfederasyon Ligi de UEFA Avrupa Ligi konumunda. Yani biz artık bundan sonra Azeri takımlarıyla işte İsrailli takımlarla işte Ukrayna'nın takımlarıyla bunlarla mücadele edeceğiz o ligde, Zaten Konfederasyon Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde son yılımız bu. Bundan sonra eleme oynuyor şampiyonumuz da. Yani dediğin Bundan sonra gibi mümkün değil. biraz daha hayalleşiyor durumlar. Abi değil PSV, AZ Alkmaar çıksa biz onu bile eleyemezdik. Bak çok net söylüyorum sana. Ama Elemeyi bizde bırak, bir maçta galip bile gelemezdik. Bak hangi takım olursa olsun. Abi hazır değil. Yani takımlarda oyuncu yok. Ya Ömer Bayram'la işte ne bileyim yani başka diğer oyuncularla mucize yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Öyle bir şey mümkün değil. Ya Babel, bitmiş bir Babel izliyoruz abi biz. Ama Bitmiş işte bir burada Babel şey izliyoruz. var, yani bir organizasyonel Bitmiş yapıda bir problem var. bir Arda Turan'ı izliyoruz. Hayır imam mecburuz bunları izlemeye. Ama bu Yok şey gelmiyor. tüm takımlarımız için Gelmiyor. geçerli bu. Bunu diyorum abi oyuncu yetiştiremiyorlar. Oyuncu transfer edemiyorlar yabancı oyuncu. Ya şuna yabancı sınırını koy, yaş sınırını koy, getir abi. Ne var bunda yani? Şimdi şurası var. Yabancı oyuncuyu getiriyorsun da hangi imkanlarla getiriyorsun? Nasıl bir yapıda getiriyorsun? Şimdi bizde burada bir profesyonellik yok. Bir CEO yapısı yok. Oyuncuyu getiriyorsun, menajerlerin kucağına düşerek getiriyorsun ya da komisyoncular geliyor araya bir şekilde. Biz bu standartlar çok önemli. Yani yaş skalası koymamız lazım, milli takımında oynuyor olması lazım.
potansiyel yıldız adayı olması lazım ama bunun içinde bir komisyon kurulması gerekiyor. Hani Premier Lig'de olduğu gibi. Bir transfer komitesi var orada. Federasyondan daha bağımsız bir kuruluş. Böyle bir oyuncu getiriyorsanız önce oradan onay almanız gerekiyor. Abi federasyonda bu işlere karar veren adamlara oturt, Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın ya da Trabzon'un ilk 11'ini say desin. Ya gerçekten kalecilerini bile sayamazlar. Bak o kadar da net söylüyorum. Bak federasyonda bu işlere karar veren adamları al, karşına oturt, tamam mı? Dört büyüklerden birinin kalecilerini, dördünün de kalecisini say veya 11'ini say desin, sayamaz. Abi kim karar veriyor? Neden böyle bir şeye karar veriyor? Ya ne diyorum sana? 30'lu yaşlardaki yerli oyunculara benim kulübüm ortalama 5 milyon lira para vermeye başlamış. Mecbur. Verecek yıllık garanti ücreti 5 milyon. 20'li yaşlarda 10 milyona çıkmış rakam. Ya böyle bir para yok. Yani Tarık Çamlalı konuştu bu ülke. Yıllarca konuştu ya. Yıllarca Tarık Çamlalı konuştu bu ülke. Abi mecburdu. Ne yapacaktı adam? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu o sene bilmem neydi. Umut vaat ediyor diye aldı. Yerliyi de aldı. Şöyle yani biz Anadolu kulüplerinin kasasını doldurmak için yapıyorsak bunu, bu da yanlış. Dolmayacak. Kimse bonservis parası vermiyor artık. Adam gidiyor işte Rize Spor'un sol bekini alacağına İsmail Köybaşı'nı getiriyor. Bonservis elinde imza parasını veriyor. Anlaşıyor. Kimse vermeyecek artık Anadolu kulüplerine kardeşim paraları. Doğru söylüyorsun da buradan da şey geçelim abi istersen süreyi daha kıymetli kullanmak adına kısa kısa Galatasaray ve Trabzon Fenerbahçe. Galatasaray dün Fatih Terim bir basın toplantısı yaptı, açıklamalarda bulundu. Bir yapılanma içerisinde en son bahsetmiştik ki Rumen Yıldız'ı da aldılar ve Morata'nın ismi şu anda konuşuluyor. Burada çok enteresan bir şekilde Şenol Beşiktaş'ın kulüp başkanı açıklamalarda bulunuyor. Bize geldiler şöyle verdiler biz anlaştık oraya gidiyor. Yani Bekali çok tuhaf açıklamalarda bulunuyor. Herhalde Türkiye'deki transfer yapısını çözmüş olmalı. Bu şekilde konuşa istediği rakamlara bağlayacak. Romanya'daki isimler genelde böyledir zaten. Hani yani bunlar çok tartışılmaya bile gerek yok. Ama ben Fatih Hoca'nın şu şeyinin yaklaşımını çok doğru bulmuyorum ya. Yani 3 yıllık bir yapılanma diyor. Yani ben bunu çok doğru bulmuyorum. Şimdi Fatih Hoca hiçbir zaman yapılanma yaptığı bir takımla oynamadı. Fatih Hoca her zaman winnerlarla oynadı. Yani atanı tutanı orta sahası olan takımlarla oynadı. Bak hangi zaman diliminde olduysa olsun. Galatasaray'da 4. dönemini yaşıyor Fatih Hoca. 4 dönemdir de hep bu oyuncularla oynadı. Yani gitti geldi atanı tutanı vardı Fatih Hoca'nın. Bir tane de 10 numarası vardı. Her zaman. İşte bu kimi zaman Baraş oldu, kimisi zaman Elmandar oldu, kimi zaman Drogba oldu. Yani her zaman vardı. Muslera'sı vardı, Taferel'i vardı. Değil mi? Yani Fatih Hoca hangi yapılanmadan bahsediyor? Şimdi Galatasaray'daki Fatih Hoca'nın kredisi sonsuz Galatasaray taraftarının gözünde. Şimdi sen geçen seneyi şampiyon tamamlayamadın. Bu sene de çok bence şampiyon olacak bir kadro kurmuyor ve kurması da zor. Hani geçtiğimiz sezonki Sergen Yalçın'ın mucizesini gerçekleştirmesi lazım bu sene Fatih Hoca'nın. Gerçekten geçtiğimiz sene Sergen Hoca'nın yaptığı mucizeyi gerçekleştirmesi lazım. Bence çok doğru bir şey değil Fatih Hoca'nın yaklaşımı. Fatih Hoca her zaman tepeye oynayan bir takımı yönetmiştir. Her zaman zirveye oynayan takımı yönetmiştir. Yapılanma, o zirveye oynayan takımların içine de gençleri monte etmiştir Fatih Hoca. Hı hı. Yani ama şu anki yapısı, kadro yapısı buna müsait değil. Şimdi Fenerbahçe kadro itibariyle geçen senenin önemli bir kısmını koruyor. Bir forvet belki bir stoper alabilir. Trabzonspor eksiklerini tamamladı. Onlar da bir forvet arayışı içinde. Ve forvet noktasında ortak bir isim var Sörloth. Yani Fenerbahçe'de Trabzon'da oraya talip. İki takım da forvet hattını oluşturduğunda sence kadrolar tam olur mu? Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde tam olmayacak. Ama oyun anlamında tam olmayacak. Çünkü bu işin sırrı aslında oyuncu değildir. Oyundur. Yani bir oyununuz var ve bu oyunu oyunculara oynatabiliyorsanız siz her zaman galip gelirsiniz. Yani mağlup olduğunuzda bile galip gelirsiniz. Kaybettiğinizde bile galip gelirsiniz. Şimdi forvet ne Beşiktaş'ta var, ne Fenerbahçe'de var, ne Trabzonspor'da var. Bana kalırsa Cagney'i saymazsak Galatasaray'da bile yok forvet. Forvet yok. Evet. Hepsinden Mustafa daha Muhammed var sadece. Hani Mustafa Muhammed var ama Cagney hepsinden daha hazır. Gördük yani. Tabii. Doğru. Premier Lig'de zaten kendini gösterdi. Şimdi bizim artık Türk takımları niye son dakikayı bekliyor? Mecburen Avrupa'da işte elde kalan oyuncular, bonservis elinde olan oyuncular veya takımlarını göndermek isteyip gönderemediği oyuncuları toplamaya çalışacak o yüzden.
Yani bugün almaya kalksa 10 işte 3 milyon euro vereceği bir oyuncuyu Avrupa'da transfer sezonu kapandığında belki de kiralık olarak bir sene bedava alacak. Yani o yüzden biz de Avrupa'daki transfer piyasasının bitmesini bekleyeceğiz. Bu tür bütün Türk takımları için geçerli. Bundan sonra işte Beşiktaş bir Gezal transferini bitirir büyük ihtimal. Bir de Alex transferini bitirir belki. Onun dışında forvet için Beşiktaş'ta bekleyecek diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş için de çok enteresan Dembaba ismi yine yedek forvet olarak da her zaman gündemde. Dembaba da hiçbir kulüple anlaşmadı. Bence çok da güzel bir 70 numara yani 70. dakikadan sonra oyuna girecek. Ve Anadolu takımlarıyla oynuyorsun. Maç kilitlendi. 70'ten sonra oyuna girip 20 dakikaya bir gol sıkıştırabilecek bir oyuncu. Ben orada katılmıyorum sana. Şöyle, şu an Kenan da forvet oynayabiliyor. Alex gelirse Alex'in forvet oynama özelliği de var. Ve devre arası için Jack Dawson anlaşıldığı için bence tek bir forvetle Beşiktaş transferi kapatır. Devre arasında Jack Dawson katılır. Alex'i de Kenan'ı da Larin'i de katıyoruz hesaba. İyi bir hücum hattı olur bence. Alternatif Tamam. farklı pozisyonlarda oynayabilen. Kesinlikle katılıyorum. Doğru diyorsun. Ama Cenk Tosun bence bu sene mümkün değil. Yani oynayabilmesi adına belki ligin ikinci yarısından sonraki maçlarda yedek başlayıp girebilir. Çünkü o sakatlık çok böyle bir anda toparlayıp düzelebilen bir sakatlık değil. Çalışmalara başladı diye görüyoruz ama o da %100 verimli değil. Kenan bir sürpriz. Ne olacağını bilmiyoruz. Göreceğiz. Alex evet dediğin gibi forvet oynayabiliyor ama %100 bir Aboubakar gibi Beşiktaş'ı sırtlayıp taşıyabilecek bir forvet değil. Yani siz derbide oynuyorsunuz. Aboubakar'ın attığı golleri düşünün. Öyle bir golcü lazım Beşiktaş'a. Çünkü bunu Şampiyonlar Ligi'nde de atması gerekiyor bu golleri. Ki bir Manchester City ile oynarken de Sergen Hoca yani şu saydığın isimlerle başlamayı çok da arzulamıyordur diye düşünüyorum. Şöyle yenge krizi çözülürse çok büyük ihtimal Luke de Jong'la anlaşılacak. Kulübüyle anlaşılı seviyeyle. Orada da eşinin ikna edilmesi gerekiyor. Klasik Türkiye ile ilgili yenge krizi bir inisi daha var şu anda. İstersen yavaştan toparlayalım abi. Var mı eklemek istediğin bir şey? Valla gayet iyi bütün şeyi konuşmuş olduk. Ne oldu? Kızlar bu arada bizim. Ya ben Kızlar. ikinci şey, bir bir de bıraktım en son da izleyemedim. Fenerbahçe Sultanları. Ya çünkü şöyle hani baktığında yani Beşiktaş adına baktığında şunu söyleyeceğim. Çok ciddi şekilde orada yani böyle skoru değiştirecek. Şimdi Aboubakar gibi bir isme çok ama çok büyük önem var. Yani ihtiyaç var. Çünkü Beşiktaş işte zaman zaman kilitlendiği maçlarda gerçekten de Aboubakar'ın performansıyla bu işi üstesinden gelebiliyordu. Bakalım ama senin dediğin gibi son dakikaya kalacak o iş. Fırsat transferi olur. Peki o zaman bu haftalık yayınımızı burada bitirelim. Haftaya zaten yine bir haftalık değerlendirmemizi yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik sağlıklı günler, hoşça kalın.